İnsanlara güvenmeyeceksin diyerek taksiciyi öldüren katilin ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. İzmir'de taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vuran ve şoförü gasp eden saldırgan Delil Aysal tutuklanmıştı. 19 yaşındaki katilin ifadesindeki detaylar da ortaya çıktı. Evden intihar etmek için çıktığını söyleyen cani, Oğuz Erge'nin telefonundan kızını aramasından maske takışına dek birçok konuda ise ilginç savunmalara imza attı. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıkmıştı. Bu kez o ifadenin detayları paylaşıldı. Şubat ayının ilk saatlerinde 19 yaşındaki Delil Aysal'ın taksiyi bir süre dolaştırdıktan sonra Oğuz Erge'ye ateş edip "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat vermesi, ceplerini ve taksiyi karıştırıp telefonundan kızını arayarak "baban ölecek, ambulans çağır" demesi tüyler ürpertti. Aysal, polisteki ifadesinde gasp fikrinin araçtayken ve bir anda aklına geldiğini söylemiş, aynı ifadesini mahkemede de tekrarlayıp bu sefer "pişmanım" dediği öğrenilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesindeki köşesinde Aysal'ın ifadesinin detaylarına yer verdi. Buna göre Aysal, 1 Şubat gecesi 03 sularında intihar etmek için evinden çıktığını iddia ederek şunları söyledi. "Ailem para konusunda baskı yapıyordu. Benimle ilgilenmeyip kardeşimle ilgileniyorlardı. Bu nedenle gece 3'te kendimi öldürmek amacıyla dışarı çıktım. Yanıma yaklaşık bir yıl önce kimden satın aldığımı hatırlayamadığım tabancamı almıştım. Yoluna hızlı devam etmek için taksiyi durdurup arka koltuğa oturduğunu söyleyen cani, taksici Oğuz Erge'ye "Şahin Tepesi'ne gidelim" dediğini, Erge'nin "Şahin Tepesi'ne araçla gitmemiz zor" şeklinde karşılık verdiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. "Bunun üzerine Gazi Emir'de bulunan eski çalıştığım iş yerime gidelim dedim. Eski iş yerime gitmek istememin sebebi kafama sıkacak yer arıyor olmamdı." Kamera kayıtlarına yansıyan ve infial yaratan cinayet anını ise Aysal şöyle anlatıyor. "Ücret sordum, taksici 220 TL tuttuğunu söyledi. Kartla vermek istediğimi söyledim, post cihazının şarjının bittiğini söyledi. Numaramı vereyim, daha sonra ücretini ödeyebilirim dedim. Şimdi ödemen gerekiyor dedi. Ben de anlık bir sinirle taksicinin üst bölgesine 3 el ateş ettim." Katilin öne sürdüğü post cihazı ve kartla ödeme bahisleri kayıtta geçmezken cinayetin ardından herkese güvenmeyeceksin demesinden, tokat atmasından, taksicinin ceplerini karıştırmasından söz etmemesi dikkat çekti. Cinayetten sonraki anları ise şöyle anlattı. "Araçtan ayrıldım. Biraz sonra yaptığımdan pişman oldum. Geri taksiye döndüm. Torpidodan taksicinin telefonunu alarak kızım diye kayıtlı numarayı arayarak Gazi Emir'de olduğunu söyleyerek durumu anlattım. Taksicinin telefonunu yanıma aldım. Amaç birisi ararsa cevap vermekti. Kablosuz kulaklığı da aldım. Eve yürümeye başladım." Gözaltına alınışını anlatan katil, "Öğlen 12-13'e kadar yattım. Teslim olmayı düşündüm. Sonra polis geldi, beni kelepçeledi" dedi. Taksicinin de dikkatini çeken maske takışıyla ilgili ise, "Toza karşı duyarlılığım vardır. Nefes almakta zorlandığım için maske takıyordum. Olaydan önce de takıyordum" şeklinde açıklamada bulundu. Değerli izleyicilerimiz, bu olayla ilgili yorumu size bırakıyoruz. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.